and those are driving the particular muscle. So she's getting actually upset now. We've got a cortisol's gone up, she's stressed out. Hey, sweetheart, it's okay. And she's listening to my voice and everything. So it's like, hey, don't cry, it's okay. Okay, so now we're going to be a bit more cruel and actually remove her face. Right, okay, sweetheart, what's this? What's this? Good girl. Okay. Baby X. Bu Baby X bilim dünyası için çok önemli. Yani tıpkı bir insan bebeği gibi her şeyi en başından öğreniyor. Her gün internette sadece çocukların erişebileceği sayısız bilgileri toplamaya başlıyor ve yavaş yavaş sanki bir organik insan bebeğine her şey nasıl öğretiliyorsa ona da öyle öğretiliyor. Yani bu bebek yapay zeka orada sanal dünyada büyütülecek. Sonra da geliştirilerek insansı robotlara entegre edileceği söyleniyor. Niye gösterdim bunu? Size sormuştum ya. Beyninizi bir bilgisayara yükleyecekler ve orada bilinciniz açık, her şeyin farkında olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Bu soru cevaplaması benim için de çok zor bir soru. Siz yine de cevaplamaya çalışmışsınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Şunu da düşünüyorum, yani bu şekilde ailenizle birlikte olacaksınız ve hatta sizden sonra çocuğunuzun büyüdüğüne şahitlik edeceksiniz ve hatta torunlarınıza. Bununla da kalmayıp onlarla konuşabileceksiniz. Yani bir şekilde iletişimi de geçebileceksiniz. Sorduğum soru aslında bilinciniz açık bir şekildeydi. Yani evet, belki de fiziksel dünyaya dokunamayacaksınız. Dokunamayacağız, evet. Ama hislerimizi yaratan zihinlerimiz. Onlardan da mahrum kalmayacağız. Bunu da konuşmuştuk önceki videolarda. Hatta bir örnek vermiştim. İşte bir mekanik kol buradan taktığım zaman dünyanın öbür ucundaki başka birine dokunabildiğimde nöronlarım bana, yani zihnim bana, ona gerçekten, o dünyanın öbür ucundaki kişiye gerçekten dokunabildiğimi söylüyordu. Her şeyi yaratanın zihnimiz olduğunu da konuşmuştuk. Kim bilir, belki de torunlarımıza da bu yolla dokunabileceğiz ve bunu gerçekten hissedebileceğiz. Çoğunuz hayır demişsiniz, evet diyenler de var ama benim için de, yani hem evet, bu soruya evet demek ve bu soruya hayır demek gerçekten cevaplaması çok zor. Bu soruyu cevaplama gayreti gösterdiğiniz ve bunun üzerine de düşündüğünüz için size ayrıca teşekkür ederim. Yine cevaplarınızdan, yorumlarınızdan aslında ortak olan şu var, yani bedenimiz yoksa eğer ruh kavramı ne olacak? Bu da şu an için cevaplanması çok zor bir soru. Az önce de bahsettik ki bu teknoloji ve yapay zeka ahlak kavramımız ve etik kavramlarımızın o kadar önünde ve o kadar hızlı gelişiyor ki sanki böyle bir an evvel bir yerlere varılmak isteniyormuş gibi. Bunu da çok anlayamıyorum, kavrayamıyorum gerçekten. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ve bu aşırı hızda insanlık tarihinde başka hiçbir yerde görülmedi. Yani şu bir gerçek ki aslında hepimiz yapay zekanın köleleri haline geldik. Biz onu köle olarak kullandığımızı zannederken aslında biz onların kölesi haline geldik. Bugün yazılımların, algoritmaların yönetmediği hiçbir alan kalmadı. Biz ona mahkumuz. Bu kadar bizi kendisine bağımlı hale getiren bu algoritmalar, atıyorum bir güneş patlamasıyla bir anda yok olursa o zaman ne yapacağız? Hiç düşündünüz mü bunu mesela? Yani 1859'da bu yaşandı. Tabii ama o zaman sadece telgraf hatlarını etkilemişti. Bu her 100 yılda bir tekrarlanan bir döngü ve 100 yılı da geçmiş durumdayız şu anda. Yani her an bir güneş patlamasıyla karşı karşıya kalabilir insanlık. Güneş püskürtüsü de deniliyor. Kozmik fırtına, güneş fırtınası. Bu olursa eğer ne olacak o zaman? Bu püskürtüler sonucunda eğer ki bu yaşanırsa dünyadaki tüm iletişim ve güç ağları bir anda yok olacak. Bir anda kesilecek. Yani kesilmeden bahsederken öyle elektrik kesintisinden de bahsetmiyorum. 2 saat sonra değil. Bu haftalarca ve hatta aylarca da sürebilir. Bütün dijital sistemlerin çöktüğünü düşünün. Dünyanın bir anda karanlığa boğulduğunu düşünün. Ve hatta buzdolaplarınızın aylar boyunca çalışmadığını düşünün. Dünya üzerindeki tüm soğutucular da çalışmıyor. Isıtıcılar da çalışmıyor. Arabalar çalışmıyor. Telefonlarınız çalışmıyor. İletişim kurabileceğimiz hiçbir yol kalmıyor. Tüm bilgisayarları GPS'e dayalı uydu iletişim ağları
hesaplarını, her şeyin bir anda durduğunu düşünün. Kredi kartları kullanılmayacak, ATM'ler bile çalışmıyor. Süpermarketler yiyecek temininde ve dağıtımında bulunamayacak. Yani temel ihtiyaçların temininde bile sorunlar ortaya çıkacak. İşte geldiğim nokta şu yani, bütün bunlar niye olacak? Çünkü algoritmaların yönettiği ve algoritmaların bize hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dijital bir dünyanın bağımlısı olduğumuz için yaşayacağız bunları. Çünkü sistemi bunun üzerine kurduk. Yani ben ne teknolojiye ne de yapay zekaya karşı değilim. Ben sadece her şeyin belli sınırlar içinde ve dozunda olmasından yanayım. İnsanlığın bence her şey için bir B planı olmalı ve hatta C ve hatta D planı olmalı diye düşünüyorum.